açacağım, sen gelme dedim, tamam. Merhaba. Şimdi başladı mı? Hocam merhabalar. Beyza hocam. Beyza hocam sizi bekliyoruz. Yoga Vakfı'nın bugün biliyorsunuz 4 günlük çok yoğun bir programı var. Dolayısıyla bu programda çakışan programlar var. Saatler çakıştı zannediyorum. O yüzden biz Yoga Vakfı'ndan farklı bir yapıyla şu anda Zade Vital'den Beyza hocama bağlanmak üzereyiz. Ben bu arada bütün dostlara hoş geldiniz diyorum. Beyza hocamı bekliyoruz heyecanla. Evet Beyza hocam sizi bekliyoruz. Yayındayız. Beyza hocamız geliyor. Bugün İstanbul'da muhteşem bir yağmur var. Yağmurun da etkisi var zannederim. Şimdi Beyza hocam gelir. Geldim galiba. Beyza hocam hoş geldiniz ama görüntünüz yok. Görüntüyü bekliyoruz. Görüntü gitti. Evet hocam. Allah Allah. Başaracağız inşallah. Başaracağız. Bu kadar aksi. Problem yok. Başaramamıştım. Başaracağız. Görüntü. Tekrar ayrılayım, tekrar gireyim olur mu? Hayır hayır hocam. Ayrılıyorum. Tekrar deneyelim hocam. Tekrar, siz tekrar çıkıp girin hocam isterseniz. Evet, Beyza Hoca tekrar girip çıkacak. Biz tekrar davet gönderelim ona. Evet. Şimdi Beyza Hocama tekrar davet gönderiyoruz. Beyza Hocamızı bekliyoruz. Zade Vital Genel Müdürlük Merkezi'ndeyiz. Yayınımıza buradan devam edeceğiz. Yok, görüntüyle katılamıyorum. Neden acaba? Hocam, sizin görüntünüz neden yok acaba? Bilemedim. Peki hocam sizin taraftan tekrar geldi hocam. Tamam geldi hocam. Yoga hakkında sanıyorum Mevlüt hocam bir yoga hocası girmeye çalışıyor. Sanıyorum evet, kafası evet. Karıştı. Bugün onun dersi vardı. Evet evet çakışmış. 18.30'da bir program var. Bizimkiyle çakışmış zannediyorum. Aslında hocam. Onun dersi bugün yok. Yanlış herhalde. Hatırladım olsun. Olsun daha güzel. Burada rahat rahat yaparız. Şu an tamam hocam. Biraz sonra bizim arkadaşlarımız takip etsinler. Eğer Yoga Vakfı'ndaki şey boşalırsa biz tekrar oradan girelim. Belki Adnan hocamız Yoga Vakfı'nın kayıtlarına girmesini isteyebilir bunu. Tekrar oradan deneyelim. YouTube'da zaten orası boş. YouTube'da paylaşıyorum zaten daha sonra. Yapacak bir şey yok. Hoca çok zorladı. Girmeye çalıştı. Kısmet. Evet. Evet. Aynen. Öyleyse başlıyorum. Tamam. Hayır, buyurunuz. Hoş hocam. Geldiniz. Zade Vital'in CEO'su Mevlüt Ehlovacıgil ile konuğumuz bugün. Biz sağlıklı beslenme üzerine konuşmayı planlıyoruz ama öncelikle bizim Sinerşim ailemize hoş geldiniz. Adnan Çabuk hocamla tanışma hikayesi çok merak ediyorum. Nasıl tanıştınız? Evet. Yoga Alevi hocamızla anlatır mısınız? Öncelikle ben yoga... Adnan hocamızı gerçekten buradan saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Benim hocamla tanışmama vesile olan çok değerli yoga grubunun bütün Türkiye'deki organizasyonunu yapan Zuhal Ceren hanımefendidir. Ve Ceren hanımefendiye de buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Aynı zamanda çok değerli babasını geçtiğimiz günlerde kaybettik. Dolayısıyla ona başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum. Biz uzun zamandır çok değerli yine Yeliz Soydan hocamızdan, Memorial Hastanesi'nin koordinatörlerinden Yeliz hocamızla beraber Zuhal Hanım'la uzun yıllar önce, 15 yıl önce bir araya geldik. Ve yine çok değerli Bingül Sönmez hocamızla ve Memorial ve Zade Vital grubuyla birlikte yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimizden birkaç tanesinde hep bir arada olduk. Adnan hocamın hem Akasya'da hem AK Merkez'de yaptığı tüm programlara katıldım ve hocamla birlikte olmaktan gerçekten çok keyif alıyorum. Hocamı tanımış olmaktan da çok keyif alıyorum. Dolayısıyla tanışma vesilemiz Zuhal Hanım'la birlikte olmuştur. Ve o çok gündür güzel. Bugündür devam ediyoruz. Bir gönül bağımız var hocamla. Harika. Artık ailedensiniz sanıyorum. Artık biz bir aileyiz çünkü ne güzel. Çok çok güzel. Hoş geldiniz. Zade Vital'in doğuş hikayesi.
bahsettiniz bize. Zade Vital nasıl doğdu? Bir aile şirketi sanıyorum. Ama evet, sizin de burada tabii gönül bağınız çok yüksek. Evet. Bir anlatır mısınız doğuşunu, nasıl doğdu? Hayır. Zade Vital hocam bir sosyal son projesi olarak başladı. Biz aslında 135 yıllık bir kurumuz. Helvacızade grubu olarak iki yağ fabrikamız var ve ilaç fabrikamız var. Uzun yıllardır 80 ülke ihracat yapıyoruz. Son 40 yılda eczaneye giren tek Türk markasıyız kendi alanımızda. Dolayısıyla bizim sosyal son projesi olarak başladı. Yine Bingür Senmez hocam buradan anmadan edemiyorum. Bana o kalp hastaları için ve özellikle kanser hastalarının arayışlarından dolayı yağların çok önemli olduğunu anlatmıştım. Evet, senin bu konuda fonksiyonel yağlarla ilgili yüksek lisans tezlerin var ve biz bu yağları kalp hastalarıyla buluşturmalıyız demişti. Ve ben oradan hareketle Zade Vital'in çıkışı aslında doğdu. Bir sosyal son projesi olarak doğdu. Daha sonra da çok büyük bir yapıyla Avrupa'nın en büyük üretim tesisini kurduk. Ve bugün 18 bin eczaneye ürünlerimizi veriyoruz. Anadolu topraklarındaki tohumları ilaca dönüştürerek şifa anlamında insanlarla buluşturuyoruz. Yani geleneksel bitkisel dediğimiz bir yapıyı oluşturduk. Ve buradan da tüm dünyaya şu anda ihracat yapıyoruz. İlaç tarafında da 20-25 ülkeye şu anda ihracat yapıyoruz. Böyle oluştu hocam. Evet, çok mütevazısınız. Bugün biraz tabii CV'nize bakarken çok ciddi ödüller almışsınız. Biraz onlardan bahseder misiniz? Sanıyorum dünya çapında çok ödülün de sahibisiniz. Evet. Hangi ödülleri aldınız, ülkemize getirdiniz? Hocam ben yani biz bir aile şirketiyiz ve bir ekibiz ve bir kadroyuz aslında. Büyük bir aileyiz. Ve bu ailenin içerisinde doktorlar, eczacılar, iletişimciler, kimyagerler, biyologlar, gıda mühendisleri, birçok grubumuzda teknik arkadaşlarımız var ve hepimizin yaptığı bir yapıyla şu anda 19 tane uluslararası standart belgesine sahip bir yapıda çalışıyoruz. Tamam. Ve bunu son 30 yıldır devam ettiren bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla standart belgelerin Türkiye'de ilk alınması, hatta bir kısmın dünyada ilk olması bizim bu yaptığımız gayretlerden dolayıdır. Çalışmalarımızı da buna göre yaptık ki son dönemde belki izlemişsinizdir. COVID-19'la ilgili bir belge aldık. Evet. Kendi alanımızda hem Türkiye'de hem dünyada bir ilkti. Bunun dışında evet ben ekonomistim, yazarlığım var. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde bulundum. Türkiye'de hiç kurulmamış bir vakfın kurucularındanım. Mezarlıklar Vakfı kurmuştum ve Mezarlıklar Vakfı'yla Konya'da 105 mezarlığın iyileştirilmesiyle ilgili 20 yıl boyunca çalıştım. Yine bunun dışında 20 yıllık bir eğitim alanında çalışmışlığım var. Eğitimi çok seviyorum. Yine yazarlığımdan bahsetmiştim. Hem ekonomi editörlüğü yaptım birçok gazete ve dergilerde. Onun dışında da yine Türkiye'de aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasası adına 3 tane kitabım var. Yeni bir kitabım da kısmet olursa birkaç ay içinde baskıya gidecek XYZ jenerasyonları ile ilgili. Bu anlamda kitap yazan hem işini bir arada yapan bir yapıya sahibim. Ödülleri hep birlikte alıyoruz. Sadece ben şahsi olarak almıyorum. Aldığımız tüm ödüller ekiple beraber aldığımız ödüllerdir. Ben buradan bu ödülleri almamıza vesile olan tüm ekip arkadaşlarıma da sizin yayınınızda, huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bunun dışında son zamanda Amerika'da biliyorsunuz Zade Vital'i yapılandırdık ve Amerika'da da bir yolculuğumuz var, devam ediyor hocam. Mehmet Öz'le çalışmalarınız var. Ondan biraz bahseder misiniz? Sanıyorum bu korona Ben birazcık hayalleri peşinde koşan birisiyim. Yıllar önce tohumların ilaca dönüşmesiyle ilgili yaklaşık 15 yıldır bir yoğun çalışma yapmıştım. Bu çalışmaları yaparken hep hayalimiz ithal eden ülke değil de ihraç eden ülke olmak amacıyla yola çıkmıştık. Ve bu ithal eden ülke ve ihraç eden ülke olmanın bana verdiği bir yol haritasıyla da bütün markaların Türkiye'de oluşmasıyla birlikte Amerika'da da marka tescillerini yapmıştım. Dolayısıyla
2,5 yıl önce Amerika'da Zade Vital'in yapılanmasıyla ilgili bir yolculuğum oldu. O yolculuğumda Mehmet Öz hocamı zaten çok seviyorum ve çok takip ediyorum. Ülkemizin gururu gerçekten 350 milyonluk bir Amerika nüfusunun içerisinde %55 insanların ilk 5 içinde gösterdiği, en güvenilir gösterdiği bizim gururumuz ve bizim değerimiz Mehmet Hoca. Onunla tanışma fırsatım oldu. Ve Mehmet Hocam'a Zade Vital'i anlatmıştım. New York'ta ve New Jersey'de benim oğlum Ramazan 4 yıl boyunca New York'ta 2. üniversitesini okuyordu. Ramazan'a bir gün dedim ki Mehmet Hoca'ya gitmemiz lazım. Ramazan, Mehmet Hoca'yla buluşmamız lazım demiştim. Mehmet Hoca'yla benim buluşmamı Ramazan benim oğlum sağladı ve birlikte Mehmet Hocamızla New Jersey'de ABC televizyonunda buluştuk. Ve televizyonda hocama ürünleri tek tek anlattık. Gerçekten hocam çok heyecanlandı. Yani konunun gerçekten bir uzmanı. Yani bir wellness doktoru. Hani sağlığı bilen, sağlığın korunmasının önemini bilen bir doktor olarak yaptığımız ürünlerden çok etkilendi. Ve bize hem Amerika'da hem Türkiye'de destek oldu. Ve ben bundan dolayı emeğe geçen sadece Mehmet Hocam ve diğer ekiplere de çok teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam'la biz bu Kasım ayında bir çekim yaptık ki burada yine çok değerli Profesör Doktor Halit Yerebakan hocamız da bu projenin içerisindeydi. İlk ürün olarak çörek otunu seçtik. Gerçekten çörek otu bağışıklık sistemi için, insan sağlığı için çok önemli. Tüm kutsal kitaplarda, sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, bütün dini kutsal kitaplarda çörek otunun ne kadar etkili olduğunu, bağışıklık sistemi için, alerjik rinit için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla Mehmet Hocam'a bunu anlatmıştık. Mehmet Hocam da bununla bir çekim yaptı ve hem Türkiye'de hem bütün dünyada duyurduk. Mehmet Hocam'la çalışmalarımız bundan sonra da yine Halit Yerebakan hocamızla birlikte devam edecek. Mehmet Hocam'la tanışmamız böyle oldu Beyza Hocam. Peki, bugüne kadar çok güzel projeleriniz var. Şu an tabii çok girişimci bir ruhsunuz. Tebrik ederim. Gelecek için bir hayaliniz. Çünkü biz Adnan Hoca da çok sever. Biz zaman zaman oturur böyle hayal kurarız. Mesela işte yoga köyü yapma hayaliniz var bizim. Sizin ne? Yani tabii bir sürü hayaliniz olmuş ama var mı gerçekleşmeyen bir hayaliniz? Böyle yani bir soru sorayım. Gerçekleşmeyen, yani ben çok şükürler olsun yaklaşık 45 yıldır ticaret yapıyorum. Abimle birlikte çalışıyoruz. Bir aile şirketiyiz. Ve bu 45 yılın içerisine 3-4 fabrika sığdırdık. Ve onlarca markayı sığdırdık. Bunlar bir hayaldi ve bu hayallerin hepsini gerçekten büyük bir özenle yaptık ve bunun arkasından koştuk. Bunların hiçbirisi çok kolay olmadı. Yani geriye dönüp baktığınızda ben 74 yılından itibaren bilirim, sizler de bilirsiniz. 74 Kıbrıs Harekatı'ndan başlayıp 78-80'lerde ihtilaller, 83'te işte KDV'lerin çıkması, yeni yapılanmalar Türkiye'de. 90'lı yıllarda yine 94'te Kara Çarşambalar, 98-2001 yıl krizleri, işte gecelik faizlerin 30 binlere 40 binlere çıktığı çok yoğun krizlerin içinde yaşadık. Aslında bizim jenerasyonlar krizlerin içinde yaşayan bir jenerasyonuz biz. Ama bu krizlerden etkilenmedik. Yani evet kolay olmadı. Belki hem sağlığımızdan hem de zamanımızdan belki ailelerimizden bazı feragatlar ederek birçok konuda işin üzerine gittik. Ve şu ana kadar başaramadığımız o anlamda bir iş olmadı. Yani son derece koyduğumuz hedefleri çok planlı ve programlı ve bir fizibiliteye dayandırdık. Hepsinin çok iyi analizlerini yaptık. İyi bir SWOT analizi yaptık ve ondan sonra girdik ve başarılı olduk. Benim şahsi bir bir tane başarısızlığım var diyebilirim. Hani bu ilaç sektöründe yapmak istediğim bir proje vardı. O proje olmadı ama kısmet değilmiş diye bakıyorum. Ama hala yılmıyorum. Belki bir gün gelir yine o projeyi yapma fırsatı bulurum diye vazgeçmedim. Ben bazen 12-13 üniversitede derse gidiyorum. Gençler bana soruyorlar Beyza Hocam. Bir hayalin peşinden koşarken nasıl koştunuz diye. Ben de onlara şu soruyu soruyorum. Yani bir işi yapmaya çalışırken %kaç ümit varsa yaparsınız diye soruyorum.
kimisi %50 diyor, bazen %60, bazen %70 deniyor. Ama bana sorduklarında ben şunu yaptım. Eğer bir işi yapmada %1 ümit varsa ben onu yapabileceğime inanıyorum. Yani %1'den %99'u inşa edebileceğimi düşünüyorum. Siz yeter ki o çalışma azminiz olsun. O zaman yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama %0'sa girmedim hiç. Sıfır olana girmedim ama bir olan işlerin peşinden koştum ve şu ana kadar da hep başarılı olduk. Tabii bu başarımızın arkasında babamızdan aldığımız öğütler, annemizden aldığımız öğütler ve iş deneyimlerimiz ve birlikteliğimiz geliyor. Yani ortak aklı kullanmamızdan geliyor. Ve benim hep her zaman söylediğim bir şey var. Hep kendimden çok akıllı insanlarla çalışmak istedim. Yani eğer iyi bir ekip kuruyorsanız ve ekibiniz gerçekten çok iyiyse, işte bu ekip ruhuyla, takım ruhuyla, ortak aklı kullanarak çok başarılı olunabilir. Kitaplarımda da bunu yazmıştım. Dolayısıyla başarı buradan geldi ve böyle de devam ediyoruz Beyza Hocam. Evet genç, ben onu soracaktım tam, birbirimizi kahve karşıdır. Genç girişimcilere bir ne gibi tavsiyeleriniz olacak diye. Şimdi aslında konumuz beslenme ama dün zaten medikal müdürle bu anlamda şey yaptık, bahsetmiştik, ürünlerinizden de gene bahsederiz. Ama daha çok evet. Şimdi sizin tabii şeyiniz, başınızın hikayesini ben merak ediyorum biraz. Genç girişimcilere ne önerirsiniz? Yani nasıl bir yol almalılar? Yani sizin ben, biraz önce bahsettiniz gerçekten mi? Tabii ben Hazreti Mevlana'nın şehrinde büyüdüm hocam. Yani Hazreti Mevlana, Şems, Tebrizi, Konevi Hazretleri gibi büyük zatların olduğu şehirde büyüdüm. Onların öğretisiyle büyüdüm. Hani Hazreti Mevlana bazen şöyle der. Hani birçok söylemleri var ama kendine gel, yepyeni bir söz söyle ve de dünya yenilensin. Yani bizler gençlere şunu söylemeliyiz. Yeni şeyler söylemeliyiz. Yani Hazreti Mevlana'nın dünyada yeni söz söyle ki söylenen söz öyle bir söz olmalı ki dünyada dünyanın da sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü nedir bilmemeli diye söyler. Dolayısıyla bu öğütler önemli. Bizim önümüzü açan Hazreti Mevlana'nın önemli bize yol haritalarıdır. Yani ben bir defa gençlerin hep cesaretli olmasını, yenilikçi olmasını, asla taklitçi olmamasını öneriyorum. Yani hayatınızda ne yaparsanız yapın kendine özgüveniniz olmalı. Ben hayatımda şunu yaptım. Hani ne yaptığımı da söylersem belki oradan çıkacak. Hiçbir zaman insanların yaptığı şeyleri yapmadım hocam. Yani bütün bir yeni işe gireceksem, eğer yeni bir iş yapacaksam mutlaka dünyada bu iş kimler yapmış ve bunların neler yapmışları görüp onların yapmadığı şeyi yapabileceksem girdim. Eğer yapılan bir şeyi hiç yapmadım. Dolayısıyla gençlere ben bunu öneriyorum. Hani Hazreti Mevlana'nın bu anlamda öğretisi çok önemli. Yani yeni söz söylemeyle ilgili. Evet, cesur olmak lazım, cesaretli olmak lazım. Ekip ruhu, takım ruhunu iyi bilmek lazım. Bu işleri yaparken iyi yapılanma, iyi yönetim yapmak lazım. Ve bir orkestra şefi mutlaka olmalı. Siz de yogadan bilirsiniz. Yani bir yoga yaparken hepimiz bir yere bağlanıyoruz. Yani bir hocamızı önümüze alıp dinliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz ki ben çok yıllar önce yine Adnan hocamızla Zuhal'le tanışmıştım ama esas yogayla bir fiil yogayla tanışmam Amerika'da oldu. 2017 yılının Eylül ayında 3 ay kadar Seattle'da kaldım ve orada yogayla tanıştım. O da çok enteresan Beyza hocam, ilginç olur diye anlatmak istiyorum. Tabii ki. Seattle'da bir ev kiraladım ve gece saat cuma bir saatti. Saat 10'da Chicago'dan Seattle'a indim. Sonra gittim, kiraladığım evi hiç görmemiştim. İnternetten kiralamıştım. Sonra gittim, ev sahibi beni karşıladı. Beni eve dedi ki evet burası ev. Sonra evin camına bir baktım. Camı açtım, karşıda bir duvar var. Dedim ki Allah'ım yarabbim, ben burada nasıl yaşayacağım? Yani hiçbir şey görmüyorum. Hani zaten 3 ay kalacağım. Daha estetik bir yer olsaydı, hani böyle ağaçlara baksaydı, ormana baksaydı, hani önüm açık olsaydı filan dedim. Sonra ev sahibi anladı. Dedi ki ya sen de evi beğenmedin. Bugün cuma. Cuma kal. Cumartesi, pazar kal. 3 gün. Benim evimde misafir olarak kal. Ama bu 3 gün içerisinde çok daha iyi keyif alabileceğim bir ev bul. Taşın ama benim 3 gün misafirimsin dedi.
Ben bir anda böyle bir 10 saniye falan düşündüm. O bana bu teklifi yaptıktan sonra çıkmıştı. Garaja gidip arabasına binecekti. Ben bir 30 saniye içerisinde tekrar gerisini geri açtım. Dedim ki ben evden çıkmıyorum ve ben bu evde oturacağım ve eve bakmayacağım. Çünkü kendime şu soruyu sordum. Dedim ki ya 3 ay kalacaksın. Nasıl bir hani böyle şey yapıyorsun? Niye beğenmiyorsun? Evin içi muhteşem, dekor muhteşem. Sadece görüntüsü yok diye beğenmemiştim. Dedim hayır ben 3 ay kalacağım. Asla insanları böyle rahatsız etmeyeceğim. Ve bu evde yaşamayı öğreneceğim dedim. Yattım o gün. Cuma akşamı saat 10.30, 11, 12 yattım. Sabah 5 gibi filan uyandım. Uyandım o duvar gibi görünen, gece görünen yer bir açtım ki insanlar saat 5.30, 6'da yoga yapıyorlar hocam. Öyle bir salonun karşısındaymışım aslında. Ve çok Oh. mutlu oldum. Yani Kısmet inanılmaz. işte. Yani gerçekten o kadar mutlu oldum ki baktım her gün sabah başlıyor programlar. Akşama kadar spor yapıyorlar. İşte zumba yapıyorlar, salsa yapıyorlar, yoga yapıyorlar insanlar. Ben camdan onları seyrediyorum ve aramızda çok 20 metre, 25 metre bir mesafe var. Daha sonra yoga yapanlar bana işaret etmeye başladılar. Gelsene buraya diye. Ben gidip oradaki gruba Oh. hemen üyelik kaydettim. 2 ay üye oldum orada ve Muhteşem yogaya olmuş. başladım. Salsa'ya başladım, Zumba'ya başladım. Son derece keyifli bir yoga ile tanışma ve gerçekten yoga yapma dönemim oldu o dönemde. Aslında böyle enteresan bir yapı oldu hocam. Evet, çok sıcakkanlı bir insansınız zaten. O yüzden onlar Sağ da ol. bunu hissetmişlerdir. Yoga'da iyi niyet çok önemli. Ben de İlk başladığımda işte yapamam edemem. Hoca dedi ki hani kalbinden geçirmen, kalbinin niyeti önemli kızım. Hani çok bütün fiziksel olarak her şeyi mükemmel yapmanı beklemiyoruz. Sen iyi niyetle gir dedi. Öyle benim yolculuğum da öyle başlamıştır. Demek Evet. ki kalpler çağırıyor bir şekilde. Evet. Kalplerin Ben yönergesinde. yani o gün İdoliniz o. evet. Buyurun. İdoliniz var mıdır? Yani kendinize bir bilmiyorum, herkesin bir idolü vardır ya, sizin var mı bir idolünüz? Kimdir ya da Yani idolünüz kimdir? ben aslında tabii ideolim var. Yani bir defa iş anlamında çok başarılı insanları biliyorum. Yani ülkeye hizmet eden, ülkeye gerçekten marka kazandıran ve ülkenin ihracat yaparak katma değer elde eden insanları, büyük sanayicileri, büyük iş adamlarını takip ediyorum. Ve Seattle'a da gidişim bundan da aslında. Çünkü bir 3 ay oradaki büyük dev şirketleri incelemek istedim. 25 yıl önce bir kitap alacaktım Beyza Hocam. Ve yağ rafinasyon teknikleriyle ilgili bir kitap arayışım vardı ve ben bu kitabı bulamadım. Avrupa'da aradım, Türkiye'de aradım, hiç yok. O zaman Amazon'un ismini duymuştum. Amazon'dan sipariş verdim 25 yıl önce. Amazon sadece kitap satıyordu o zaman ve ben o kitabı Amazon'dan aldıktan sonra çok etkilendim. Ve Amazon'u 25 yıl boyunca hayatımda izlemeye aldım. Ve bugün gelinen nokta dünyanın ben 2,5 yıl önce Amerika'ya gittiğimde dünyanın ikinci büyük şirketiyken bugün dünyanın birinci şirketini ben 25 yıl önce izlemeye almıştım. O yüzden Seattle'a giderken dedim ki ben Amazon'u inceleyeceğim. Amazon nasıl büyüdü? İşte orada Starbucks gerçekten çok büyük bir kurum, çok büyük bir marka ve tüm dünyada çok seviliyor. Gençler seviyor, herkes seviyor. Starbucks'ın merkeziydi, Boeing uçaklarının merkeziydi, Microsoft, Google gibi birçok işte sosyal medyaların bugün Instagram'ın, Facebook'un bütün kuruluşları ve şirketleri oradaydı. Ben aslında o şirketleri hani sordunuz ya idolleriniz nedir diye. İşte o şirketlerin yöneticileri, o şirketleri dünya devi yapan kişileri çok merak ettim. Onların çalışma prensiplerini çok merak ettim. Onların çalışma kültürlerini çok merak ettim ve 3 ay orada kaldım ama bunu yaparken tabii bir 40 yıllık ticari deneyimim vardı ama dedim ki ben sıfırdan başlayacağım. Önce gidip kendimi orada bir üniversiteye kaydettirdim, bir okula kaydettirdim ve bir talebelik yapmaya başladım. Sabah saat 7.30-8'de kalkıp belediye otobüsüyle üniversiteye gittim ve 3 ay boyunca ders aldım. Dersin sonrasında da o büyük şirketlerin yapılanmalarını inceledim. Gerçekten bu çok önemliydi. Benim hayatımda hala da çok önemsiyorum. Evet,
ben kitaplarımda da bazen yazıyorum. Tecrübe önemlidir diye yazmıştım daha önce kitaplarımda. Ama bugün daha sonraki kitabımda onu sildim hocam. Tecrübe önemli değil. Yani evet, tecrübe olmadan da eğer insanlar çalışkan olur, azimli olurlarsa başarılı olabilirler. İşini severek yaparsa, işini aşkla yaparsa ben yapabileceklerine inanıyorum. Ama tecrübeyi de hani ekmek kadayıfı diyorum. Ben her zaman söylüyorum Beyza hocam. Ekmek kadayıfının üzerine kaymağı koyarsanız işte tecrübeyi de ona benzetiyorum. O zaman çok daha mükemmel oluyor. Dolayısıyla ben orada gerçekten bir şirketlerin nasıl büyüdüğünü ve bunu büyürken sadece kendileri için yapmadıklarını, yani hem partnerleri, yani satın alma yaptıkları, hem de şimdi bu işin yardımcıları, ekipleri, kadrolarıyla paylaştıkları bir yapıyı gördüm ve kendime de hep bunu söyledim. Dedim ki evet, biz de bunu yapabiliyor olmalıyız. Yani hani %100'ü benim olsun diye bir şirket kurmamalıyız. Yani hepimizin olmalı. Yani çalışanların da içinde olduğu, paydaşlarımızın içinde olduğu ve bu anlamda tecrübeli, stratejik ortaklıkların yapılabileceği bir yapının kurulması gerekliliğine inandım ve onları öğrendim oradan. Daha sonra oradan da Chicago'ya geçtim Beyza hocam. Şimdi zaten yogada birlik ve beraberlik çok önemli. Yoga bile bütün olmak demek. Siz bunu yogaya girmeden keşfedip aslında yogayı hayatınızda yaşamışsınız, onu anlıyorum. Evet. Birçok şeyde sığdırmışsınız. Ben gene şeyi sormak istiyorum. Mesela Mevlüt Bey sabah kalktı. Hani bana bir gününüzü, işte yeme alışkanlıklarınızı biraz bahseder misiniz? Nasıldır? İşte sabah kalktınız mesela, nasıl başlıyor gün? Evet, kaçta hocam, başlıyor mesela? 5'te mi? Yani, 6'da? Evet, yani ben birazcık farklı bir yapayım. Yani bir 30 yıl sabah 5'te hep kalktım. Hem yoga yapan birisiyim ama aynı zamanda da İslami hassasiyetleri olan, hani namazını kılan bir kişiyim. Ve ben sabah namazına gittim. 30 yıl boyunca sabah namazını camide kıldım. Daha sonra oradan fabrikaya geçtim. Ve fabrikada gün doğumunu seyrettim. Yani güneşi ben hep fabrikada doğarken izledim. Daha sonra da çok yoğun çalıştım aslında. İş hayatım çok yoğun geçti. Akşama kadar ticaretimi devam ettirdim. Eğer yaz günüyse akşam yatsı namazına tekrar camiye gidip eve gittim. Kış günüyse akşam namazına gidip tekrar eve öyle gittim. Dolayısıyla benim 20 saatim yani çalışmayla geçti. Bu Türkiye'deyken aslında 17-18 saat çalışıyordum ama Amerika'ya gittiğimde bu çalışma saatim biraz değişti. 10 saat Amerika mesaisi yapıyorum. 8-9 saatlik bir saat farkından dolayı da 10 saatte Türkiye mesaisi yapıyorum. Dolayısıyla ben çok yoğun çalışan bir yapıdayım. Ama bu bir gün içerisinde en az 5 kilometrelik bir yürüyüş yapıyordum fabrikada. Bütün birimleri tek tek sabah geziyorum, öğlen geziyorum ve akşam eve gitmeden geziyordum. Bu benim için 5 kilometrelik bir mesafeydi. Daha sonra da devam ediyordum. Amerika'da ise yine aynı şeyi devam ettiriyorum. Sabah yine güne çok erken başlıyorum. İşe gidiyorum çünkü yaklaşık 27 millik bir mesafede iş yerimle evimin arası. 1-1,5 saatlik bir mesafe her gün kat ediyorum. Dolayısıyla erken gidip akşam da geç dönüyorum. Çünkü trafik saatini biraz daha sakinlesin diye. Dolayısıyla uzun çalışmaya alışkın bir yapıdayım. Ama bunları yaparken tabii çok yani sağlıklı besleniyorum. Yani bu yaşıma geldim. 5 kere doktora gittim. Mesela kahvaltı yapar mısınız? Kahvaltı, öğününüz nedir? Tabii kahvaltı yaparım. Kahvaltıyı seviyorum. Yani kahvaltıya çok inanıyorum. Öğlen yemeği bazen geçebiliyor ama kahvaltı yapıyorum. Düzenli de kahvaltı yapıyorum. Ama Amerika'da farklı yaptım. Amerika'da akşamdan sabah kahvaltısını ve öğlen yemeğini hazırlıyorum. Kutulara, paketlere koyuyorum ne yiyeceğimi. Ne pişireceğimi akşamdan pişirip koyuyorum. Çünkü kendim yapıyordum orada. Dolayısıyla kahvaltıya inanıyorum. Kahvaltının yapılması gerekliliğine de inanıyorum. Ama çok az yemeye alıştım. Yani son 10-15 yıldır standart bir kilom var. Ve kilodan çok korkuyorum. Yani hep
babamı da anmadan geçemeyeceğim. Babam şöyle dua ederdi Beyza hocam. Siz hekim olduğunuz için söylüyorum. Babamın duasını da çok seviyorum. Allah'ım bana perihizde hastalık verme. Hani şekerimi de yiyeyim, baklavamı da yiyeyim, çikolatamı da yiyeyim, bütün hamur işlerini de yiyeyim diye dua ederdi. Babam şükürler olsun bugün 88 yaşında perihiz yapmadan hayatına devam ediyor. Duası çok güzeldi. Ben de babamın o duasına ilave olarak Allah'ım dedim beni kilodan koru. Hep kilo almamayı çok kendime prensip edindim. Son belki 10-15 yıldır aynı kiloyu, aynı kıyafetlerimi kullanabiliyorum. Ama burada tabii ki Zade Vital'e çok şey borçluyum. Yani Zade Vital'in kapsülleri ve bize besin destekleri, insanı tok tutması, açlık hissi vermemesi gibi önemli bir ürün. Ya insan hayatında çok kıymetli hocam. Siz hekimsiniz, bilirsiniz. Yağ olmazsa olmazımız evet. Bizim. Dolayısıyla ben şanslıyım. Bir yağ fabrikası üreticisi olarak ve yağ bitkisel ilaca dönüştürmüş bir yapıyı sunarak gerçekten şanslıyız. Yani burada daha doğrusu kısmetliyiz de diyebilirim buna. Bununla da çok günlük iyi geçiriyorum. Yani tokluk hissi veriyor bana. Yani eğer kilo alacağımı hissedersem hemen farklı kapsüller kullanıyorum. Kilo almamak için veya kilo vermemek için farklı kapsüller kullanıyorum. Enerjik olmak istiyorsam ve çok yoğun çalışacaksam fuarlarım veya çok ağır şartlarda yapacağım programlar varsa o zaman enerjiyle ilgili kapsüller alıyorum. Dolayısıyla Zade Vital'den dolayı da sağlıklı besleniyorum ve sağlığımı koruyorum hocam. Hem zihin sağlığımı hem de sağlığımı koruyorum. Evet, harikasınız. Biz telefonda görüşme yaptığımızda da bir hikayeden bahsetmişsiniz. Ondan da anlatabilir misiniz? Bir doktor gelip sanıyorum kilo vermek istemiş, bir 30 kilo kadar sizin ürünlerinizi kullanarak evet. Öyle bir hikaye anlatmışsınız. Evet. Yani Profesör Doktor Ercüment Karasulu hocamız. Yani gerçekten hocam söylediğiniz notlarımın arasında vardı. Ercüment hocamı anmadan geçemezdik. Ben yoganın insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve özellikle kilo vermede Ercüment hocayı izledim ve gerçekten hayretler içinde kaldım. Biz Ercüment hocamızla 2008-2007 yılından itibaren 13 yıl hiç ayrılmadan birlikte Ar-Ge yaptık. Birlikte Zade Vital'in, bugün eczanelere giren Zade Vital'in bir eczacı profesörü tarafından yönetildiği ve bütün Ege Üniversitesi Eczacıları'nın, Ege Üniversitesi Ar-Ge Merkezi'nin yöneticileri tarafından yönetildiği bir markanın doğuşunda beraber olduk Ercüment Hoca'yla. Buradan kendisini de saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ercüment Hocam'la çok sık toplantılar yapıyorduk Beyza Hocam. Benim 30 yıllık bir asistanım var Konya'da. Levent, buradan ona da selam ediyorum. Biz her pazartesi 25-30 yıldır her pazartesi şirkete sabah gelenleri Levent tartıyor. Bir tartı terazi var. Orada tartılıyoruz ve bir çekmiş evet, her hafta kilolarını yazıyor. Yani bu cumartesi pazar kaç kilo almışlar? İnsanlar iyi beslenmiş mi beslenmemiş mi? Levent kontrol ediyor. Bu pazartesilerden bir tanesinde Ercüment hocamız İzmir'den bizi ziyarete geldi fabrikaya. Fabrika ziyaretinde her zaman onu da tartıyor. Çünkü biz aileden birisi, yani Zade Vital ailesi Ercüment hocam. O da listeye girmiş. Onun da ismi yazılmış. Levent onu da tartmak istedi. Her zaman tartıda bir değer çıkıyordu. O gün çok enteresan. Hepimizi tarttı terazi. Ercüment hocayı tartmadı. Yani göstermedi. Yani ekranda bir şey çıkmadı. Elektronik teraziydi. Eyvallah. Hocam çok etkilendi. Tekrar hocam bir daha dene dedik. Hocam girdi. Birkaç defa denedi. Hocayı tartmıyor. Sonra ben giriyorum. Beni tartıyor. Hoca tekrar tartıya çıkıyor. Onu yine tartmıyor. Terazi zannediyorum belli bir barajdan sonrasını tartmadı hocam. Yani ve Ercüment hoca o gün çok etkilendi. O gün bir karar almış. Tabii bunu bize de söylemedi. Ben dedim evet bir karar alıyorum dedi. Ne yapacaksın? İlk aldığı kararlardan bir tanesi yogaya başlayacağım dedi. Ya ben yogayla bu kilomu vereceğim ve sağlığımı koruyacağım ve gıdama da dikkat edeceğim. Beslenmeme dikkat edeceğim dedi. Ve biz Ercüment hocayı 6-7 ay içerisinde 35 kilo vermiş bir halde incecik bir
yapıda gördük. Ben buradan Ercüment Hoca'nın yogayla nasıl bir değişim yaşadığını, nasıl bir sadece bu değişimi yaşarken sadece fiziksel yapının değişimi değil, hocadaki ruhsal yapıda hocanın sevgi anlamında, aşk anlamında, işinin gelişmesi anlamında, huzur halinde muhteşem bir gelişme oldu ve dolayısıyla Ercüment Hoca'yla böyle bir şeyimiz var, tecrübemiz var hocam, yoga'nın kiloyla ilgili bağlantısında hocam. Sizin sanıyorum ürünlerinizi de kullandı değil mi? Öyle demiştiniz. Sizin ürünlerinizi de kullanmış. Tabii. Yani biz orada hocam kilo kontrolüyle ilgili belki siz de bilirsiniz. Kilo kontrolüyle ilgili Türkiye'nin topraklarındaki bir dönemde çok hani o kadar bilinmezdi. Aspir yağı dediğimiz bir yağımız var. Bu yani çok kilo vermeye inanılmaz etkili. Metabolizmayı hızlandırıyor ve vücuttaki bu kitle indeksi dediğimiz düzenlemeye destek oluyor. Yani burada hocam aspiri kullandı, kerekotu özellikle tokluk hissi verdi, bağışıklık sisteminden dolayı onu kullandı. Ama biz Zade Vital'de tabii kişilere de özel ürünler yaptık. Hani bazı çocuklar için mesela bir yer fıstığı yağı kullandığınızda ki bizim büyük zenginliğimiz Osmaniye'de nasıl fındık Karadeniz'de zenginliğimizse yer fıstığı da bizim Osmaniye'deki en büyük zenginliğimiz. Burada da hem kilo almak isteyenler hem kilo vermek isteyenler de onu kullandı. Yani iştah açmada ve gidermede. Dolayısıyla bunun dışında biliyorsunuz tüm dünyada Hindistan cevizi bu anlamda çok kullanılıyor kilo vermede. Yani yüksek oranda orta zincire sahip yağ asitleri var. Termojenik etkinliği var ve yağ yıkımında destek oluyor ve kilo vermek isteyenler için de çok tercih edilen bir yağ. Dolayısıyla hocam Hindistan cevizi gibi yağları kullandı. Bunun dışında yine keten tohumu var biliyorsunuz bizim cold press ürettiğimiz için yüksek oranda bitkisel omega 3 barındırıyor. Normalde omega 3 insanlar vücutlarına vücut yapamıyor. Dışarıdan almak zorunda. Bu omega 2'yi ya hayvansal olarak balıktan almamız lazım ya da bitkisel olarak keten tohumundan almamız lazım. Bu tabii sindirim sistemini rahatlattığı için gerçekten hem insanların bağırsak hareketlerini ve kilo almasında çok önemli. Hani bunlar bizim kendi tohumlarımız, kendi tarlalarımızdan çıkan tohumlarımız. Bunun dışında tabii ki biz dünya trendini takip ediyoruz. Sadece Türkiye için değil, Amerika'da ve Avrupa'da da yapılanmalarımız var. Orada chia tohumu gibi yağlar omega 3-6 dengesini sağlayan ve gerçekten kan şekerini düzenleyen bir destek ürünü olarak da çok kullandığımız ürünlerimiz var. Beyza Hocam siz hani kimsiniz bilirsiniz bu zayıflama. Gerçekten insanların çok önemsediği ve insanların kilo almak istemediği bir yapıdayız ki, ve doğru da düşünüyoruz. Bunun dışında zeytin yaprağı ekstresi dediğimiz ürünlerimiz var. Yine zayıflamaya yönelik ve bu dönemde pandemi döneminde de çok etkili oldu. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından güçlü bir metabolik problemlere karşı da koruyucu bir ürün oldu. Zaten omega 3 hani balık yağını hepimiz biliyoruz. Balık yağı hem tokluk hissi vermesi açısından hem vücudun beyinle kalp arasındaki dengeyi sağlaması açısından da önemli üründü. Dolayısıyla biz zayıflamayla ilgili Ercüment Hocam bunların hepsini kullandı ama en önemlisi kullandı. Çok farklı bir yol yaptı. Yogayla beraber tahin ve pekmez kullandı. Yani ben bunu da çok önemsiyorum. Hoca kendine bir model oluşturdu ve gerçekten tahin ve pekmezle Zade Vital'in o biraz önce bahsettiğim çerokotu gibi birçok kapsüllerini düzenli alarak ve bunların dozlamasını zaten biliyorsunuz en iyi bilen eczacılardır. Yani bizim geleneksel bitkisel ilaçlara baktığımızda doktorlar bizim de çıkış noktamız da buydu. Doktorlar teşhis tanı koysunlar, reçete yazsınlar, eczacılar dozlasın. Aç karnına mı kullanacak, tok karnına mı kullanacak, 3 ay kullanacak, 2 hafta ara verecek, ilaç etkileşimi var mı yok mu, hangi ilacı kullanıyor, ne zaman hangisini kullanacak, ne zaman ara verecek. Dolayısıyla bunu en iyi bilen eczacılardır. En iyi bilen siz doktorlarsınız. Dolayısıyla Ercüment Hoca'nın başarı hikayesinin aslında da altında
eczacı olması, doktorlarla bir arada olması yetiyor. Ve son derece tabii yoga inanılmaz hocanın hayatında inanılmaz bir şey açtı hocam. Ufuk açtı ki biz de hocamızı, bizim de liderimiz, bizim de çok sevdiğimiz değerimiz, biz de takip ediyoruz. Ben de takip ediyorum bilhassa hocamızı hocam. Evet, gerçekten örnek olmuş. Çünkü çok önemli bir konu. Belki de bazı insanların işte cesaret gösterip bir şeyler işte ameliyat olmadan 40 kilo verebilmesi, biraz da iradesi de güçlü tabii. Onun da etkisi var. Ama sizin ürünlerinizin bence etkisi. Evet. Ben Ercüment Hoca yazıyor mu yazmıyor mu bu arada bilmiyorum. Yazdı mı bilmiyorum ama. Sarı Kantoron'dan bahsetmişler. Sarı Kantoron'dan dün Deniz Hanım'la da bahsettik. Özellikle Kantoron'un belli mevsimlerde toplanması çok hassas bir bitki. Çok memnun kaldıklarını yazmışlar. Onu söyleyeyim. Burada yorumlar da var. Evet hocam, ben siz Sarı Kantoron sorarsanız diye ben gözlüğü takıp bakmam lazım ama eğer varsa sorular siz sorabilirsiniz. Evet, yanık. Evet, yani Sarı Kantoron. Bahsetmişler, onu soruyorlar. Sarı Kantoron'u seviyorum hocam. Yani tüm dünyada da baktığınızda ki Amerika pazarını da inceliyorum. Dünyanın ilk beşteki, Amerika'nın ilk beşteki sevilen ve en çok ilgi gören ürünlerinden bir tanesi. Sarı Kantoron'u biz Ege Üniversitesi ile beraber 2012'den itibaren hayata geçirdik ve 2012'den itibaren 8 yıldır Zade Vital'le eczanede buluşturduk. Yani GMP şartlarında eczaneye giren ilk sarı kantorondur ve biz bunu yaparken yine ben sosyal sorumluluktan hareketle yola çıktım. 300 yıllık bir aile Denizli'de bu anlamda gerçekten her yıl 25 kilo ürün üretip vakıf gibi çalışıp insan sağlığı için çalışan bir aileyle bizi Ege Üniversitesi'nden, yine buradan kendisine çok teşekkür ediyorum, doçent doktor İskender İnce hocamızın önerisiyle Ege Üniversitesi ile beraber standartlarını koyduk. Beraber kalite çizgilerini belirledik üniversiteyle ve o gün başladık. Ve bugün de geldiğimiz nokta gerçekten eczaneye yüksek standartlarda giren ve Ege Üniversitesi'nin altında imzası olan bir ürünü çıkardık. Sarı Kantoron'u seviyorum çünkü bizim kendi topraklarımızdan %100 doğal ve yine %100 doğal ve organik zeytinyağı ile maşere edilen ve yapılan bir yapısı var. Biz tabii burada hocam daha emniyetli alanda duruyoruz. Biliyorsunuz Zade Vital 6 tane ürünü var. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış, dünya patenti olan ve içinde küp KTS'i olan, gerçekten ilaç ruhsatı olan bir tek şirketiz bu anlamda bitkilerle ilgili ve ürünlerimiz hala dünyada bir ilk. Sarı Kantoron'u da burada aslında tüm dünyada ekstraklarını anksiyetede kullanıyorlar. Kaygı, endişe gibi yapıda kullanıyorlar. Ama ilaç etkileşimi çok fazla. Dolayısıyla biz burada güvenli alanda kalabilmek için Sarı Kantoron'u sadece yatak yaralarında, yanıklarda ve cilt bakımında kullanıyoruz. Ama dahilen de vermedik çünkü o bilince sahip değiliz. Hala yani Sarı Kantoron'u kullandığımız zaman ilaç etkileşimini eğer iyi anlatamazsanız sorumluluk olur. Bu sorumluluğu taşımamak için onu biz dahilen doktor yazması gerekiyor. Evet, doktorun reçete etmesi lazım. Şu anda çok da şanslıyız aslında ülke olarak. Yani baktığınızda biz bu işe girdiğimizde fitoterapi doktorları yoktu. Türkiye'de geleneksel bitkisel ürünlerin reçete edilmesiyle ilgili bir doktor alanı yoktu. Ama son dönemde hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye İlaç Eczacılık Kurumu'nun, ki buradan oradaki genel müdürümüze ve geleneksel bitkisel ürünlerin ruhsatlandırmasıyla ilgili daire başkanlarına, bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Aslında inanılmaz bir yol kat edildi ve bu sadece bizim ürün üretip ruhsatlandırmamız ve GMP belgesiyle, GLP dediğimiz iyi laboratuvar belgesiyle, GEP dediğimiz iyi tarım belgeleriyle kalmadı. Sadece sanayi gelişmedi. Aslında burada doktorlar da gelişti. Yine Bezmarim Üniversitesi, Yıldırım Beyaz Üniversitesi gibi birçok daha üniversite buna katıldı. Fitoterapiyle ilgili eğitimler aldılar, sertifikalar aldılar doktorlarımız. Yine devlet hastanelerin birçoğunda geleneksel bitkisel ürünlerle ilgili poliklinikler kuruldu. Yani bu benim en büyük hayalimdi. Çünkü gerçekten kimyasal ilaç, evet, olmazsa olmazımız, mutlaka olmalı. Yani
Onlara ihtiyacımız var ama biliyorsunuz Almanya bu anlamda çok iyi. Yani insanlar bir hastalık olduğu zaman veya hastalandıkları zaman ilk evvel %85'i bitkiyle tedavi etmeye çalışıyor kendisini. Hatta daha da önden gideyim geri, yani hastalanmamak için insanlar sağlıklarını korumak için zaten supplementleri, vitaminleri kullanıyorlar. Dolayısıyla biz de artık bundan sonra gerçekten sağlığımızı korumak için bitkisel ürünlere, sağlığımızı korumak için vitaminlere ihtiyacımız vardı. Bu anlamda çok iyi bir noktaya geldik. Artık vitaminleri yazan, bitkilerle tedaviyi bilen, hem dahilen hem haricen de bunların kullanılmasını reçete eden doktorlarımız var. Ve ben her zaman çok buradan sevgiyle ve saygıyla andığım bir grubumuz var, eczacılarımız var. Gerçekten eczacılarımız Türkiye'de muhteşem yetişiyorlar. Yani bizim bugün 27 bin eczanemiz var. 27 bin eczacımızın bütün eğitimlerinin %75'i fitoterapi eğitimidir, bitki eğitimidir. Dolayısıyla bizim böyle büyük bir sağlık danışmanlı ordularımız var. Bizim sağlık danışmanı beyin takımımız var. Dolayısıyla biz şanslıyız. Yani ben neden bunu söylüyorum? Amerika'da bugün 350 milyonluk nüfusta 20 bin eczane varken 80 milyonluk Türkiye nüfusunda ise 27 bin eczane var. Yani 27 bin eczacımız bir fiil danışmanlık yapıyor ve eğitim aldığı alanda danışmanlık yapıyor. Dolayısıyla biz bu anlamda evet, şanslıyız. Hocam, evet. Buyurunuz. Bir soru var. Çörek otu yağı için özellikle bu pandemi sürecinde çok teşekkür ediyorlar. Diyorlar ki özellikle bu pandemi sürecinde hangi ürünlerinizin satışı hangi ülkelerde arttı diye bir merak etmiş arkadaşlar, onu soruyorlar. Evet, yani hangi ürünler pandemide hangi ülkede daha çok satıldı? Hocam şimdi ben tabii bu dönemde pandemi döneminde çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmek için ki buna Doktor Mehmet Öz hocamız ve Halit Yerebakan hocamız da işaret ettiler. Çörek otu çok büyük miktarda sattı. İçindeki timokinan etken maddesinden dolayı muazzam bir yapı oluştu ki biz bu bilinci de yine Doktor Öz hocamızın ve Yerebakan hocamızla bir büyük bilinç oluşturduk. Bunun dışında kara mürver dediğimiz bir bitki var hocam, biliyorsunuz. Koyu renkli bir evet, meyve. Çok. Onu ben bulamadım mesela bir ara. Sambukol diye eczanede aradım, bulamadım. Bitti falan hocam, o süreçte sizin tabii ürününüz. Sambukus, Zade Vital Sambukus olarak söylerseniz eczacılarımız size 15 dakika içerisinden depodan getirebilirler. Gerçekten. Bundan sonra evet. Çok da başarılı olduk. Biz sadece Türkiye'de pandemi döneminde Sambukus'la birçok tüketicimizi eczacımız buluşturdu ve çok ciddi koruyucu bir yapı oluştu. Biz Amerika'da da çok ciddi bir pazar oluşturduk. Hatta bugün de sizinle paylaşayım. Son derece bugün keyifli bir anımızdayız. Bazı ürünlerimiz gerçekten Amerika'da da bu pandemi döneminde yoka düşmüştü. Yarın inşallah uçak kargoyla Amerika'ya Sambukus'umuzu gönderiyoruz. Amerika'da çok iyi satıyor. Bu dönemde Sambukus gerçekten önemli. Bağışıklık sistemini koruyor. Ve bizim Sambukus'umuzda Zade Vital olarak çok daha özel bir reçete uyguladık. İki tane Arge merkezimiz var Beyza hocam. Bu Arge merkezimiz, bir tanesi İbn Sina Arge merkezi, bir tanesi Doğal Ürünler Araştırma Merkezi dediğimiz bir merkezimiz. Ve 40'a yakın kimyager ve biyolog arkadaşlarımız var. Burada çok özel reçeteler yaptık. Yani Sambukus sadece kara mürverden ibaret değil. İçerisinde C vitamini ve çinko içeren ciddi zengin bir yapı oluşturduk. Dolayısıyla şu anda o çok iyi gidiyor pandemi döneminde hocam. Bunun dışında çok güzel bir hizmet ama yani çok ilginç. Eczaneye ben sorduğumda o dönemde bana Sambukus işte internetten baktım. Orada da kaçak mesela, parayı alıp göndermiyorlarmış olmadığı için. Evet. Ben tabii sizinle tanışmamıştım. Bugün eczaneye evet, dedim, böyle bir Zade evet, İter satıyor musunuz diye. Dedi ki abla doktorum dedi, çok dedi pahalı, bizim bu buradaki Beylerbeyi'nde oturuyorum ben. Buradaki insanlar dedi pek dedi o kadar dedi bütçe ayırmıyorlar. Fiyatlarınızı bilmiyorum ama fiyat şey neden öyle pahalı dendi, yani böyle bir şey var. Yok, hayır, biz Zade İter Genel Müdürü'ne de buradan teşekkür etmek istiyorum.
Yani bu dönemde gerçekten yurt dışından gelen ürünlerde dolar farkından dolayı ve pandemi dönemindeki lojistik hizmetlerinden dolayı fiyatlar yükseldi. Ama bizim genel müdürümüz şöyle bir karar aldı. Biz bu pandemi döneminde hiçbir ürünümüze zam yapmayacağız dedi. Hiçbir ürünün fiyatını değiştirmeyeceğiz dedi. Dolayısıyla hiçbir ürünümüzün fiyat değiştirmedik ve son derece ekonomik, herkesin alabileceği bir ürün oldu. Bu arada hocam şu anda Zade Vital Chicago merkezinden Zade Vital'in oradaki müdürü bana yazıyor. Ürünlerimizi bekliyorum diye yazıyor. Evet, Ebru Hanım denetim uzmanıdır. Ebru geliyor ürünler. Evet. İnşallah ilk fırsatta sen oradan gümrükleyeceksin. Yine oradan Jülide Hanım yazmış. Tam bu kısım bitmişti, hemen gönderin diye. Yani Chicago'dan yazıyorlar hocam. Dolayısıyla Ebru Hanım yazıyor. Evet, yani yanık ve yaralar için neyi verirsiniz demişler. Kantoron dedik zaten, yanık ve yaralar için söyledik, onu soruyorlar. Evet, söylemiştik. Hocam, bu arada, bir de dizler. Evet. Evet, Nice Fix diye bir ürün yaptık hocam. Yine dünya patenti olan bir ürünümüz, burun spreyi. Bu dönemde, pandemi döneminde sorduğunuz için söylüyorum. Gerçekten çok yenilikçi bir ürün oldu. Yani bu burun mukozasını nemlendirmek için çok önemliydi. Virüslere karşı bir bariyer görevi yaptı. Yine %100 yağ ürün hocam. İçine çörek otu yağı koyduk, nane yağı koyduk, okaliptus koyduk, kisilitol koyduk. Ve bu ürünün harika bağımlılık yapmama özelliği var ve uzun süreli kullanılabiliyor. Doktorlarımızın önerisiyle ve eczacılarımızın danışmanlığında belli yaşlara kadar da insanların kullanımı olabilecek bir ürün yaptık. Bu dönemde o çok gitti ama biliyorsunuz hocam, bu dönemde bağışıklığı güçlü tutanlar, gerçekten sağlığını koruyanlar, vücut direncini artıranlar çok daha kolay atlattılar. Ya biz burada bu işin atlatılması için yine Zade Vital Multivitamin diye bir ürün yaptık. 13 tane vitamin koyduk içerisine hocam. 9 mineral koyduk. Yani 2 tane ekstra koyduk. L-karnitin, Q-enzim gibi bir muhteşem bir ürün koyduk. Yani bu ürün aynı zamanda hem hava kirliliğine karşı ve kimyasallara karşı kasları destekledi, enerji verdi ve tek özelliği, ki en önemli özelliğinden bir tanesi, asla kilo yapmayan bir ürün verdik hocam. Dolayısıyla multivitamin bu dönemde çok etkiliydi Zade Vital'in pandemi döneminde. Ama onun dışında C vitamini, biliyorsunuz siz protokollerde, yani pandemi çıktığından beri doktorlar neyi kullanacaklar, bu hastalık için neyi versek acaba başarılı olursun arayışı içindelerdi. Ve çok kısa zamanda tedavi protokollerinin içerisinde C vitamini girdi, çinko girdi. Ve bunlar sadece korunma amaçlı değil. Şayet eğer COVID'e yakalanmışsa ondan sonrası da kullanılması gereken ürünler olarak girdi ki biz bunları çok yıllar önceden hazırlamıştık Zade Vital olarak hocam. Dolayısıyla C vitamini hem suya atılan efervesan şekilde şaseleri, yine kapsülleri yapıldı ve eczanelerimize verdik. Çinko çok önemli. İzmir'de hangi eczanelerde satılıyor diye sormuşlar Mevlüt Hocam. İzmir'de hangi eczanelerde var diye bir soru var. Yani hocam, ben aslında Konyalıyım ama bir taraftan da İzmirli Urlalılığım var hocam. Urla'da mezatta balık almışlığım var. Dolayısıyla kendim birazcık da Urlalı sayıyorum. Bazen sorunca da Chicago'lu da olduğum söyleniyor ama yani biz İzmirliyiz hocam. Zade Vital bir İzmir markasıdır. Bütün ürünlerimizin üzerinde Ege Üniversitesi yazar. Harika. Yani biz Ege'liyiz. Yani biz Ege'de doğduk. Yani Ege'deki tüm eczanelerimiz de var. Ama tabii ki zor bir dönem yaşanıyor. Çok ekonomik bir kriz yaşanıyor hocam. Bu kriz bizim ürünlerimiz tabii ki biraz bilinç istiyor. Biraz gelir düzeyinin belli bir seviyede olması isteniyor. Dolayısıyla eczanelerde bu anlamda seçiliyor hocam. Yani bazen hastane karşısındaki eczanelerle çok daha wellness'a bakan, sağlık anlamında... İnternetten alamıyor muyuz? Mesela internetten sipariş verilemiyor mu peki? Hocam, internetten... Yani biz Zade Vital olarak kuruluşumuzdan beri sadece eczaneye vermek üzere çıktık. Sadece eczacılar bizim iş ortağımız. Ve biz doktor teşhis tanı koyacak, eczacılarımız bunu reçete, gelen reçeteyi de dozlayacak diyerek çıktık. Dolayısıyla biz sadece eczanelere veriyoruz hocam. Eczane dışında satışımız yok ve biz bunu çok önemsiyoruz hocam. Yani eczacılarımız gerçekten
biraz önce de bahsetmiştim. Muhteşem bir bilgisine sahipler, fitoterapiye sahipler. Dolayısıyla onlardan bu danışmanlığı almak çok önemli. Hani her bitki çok masum değil hocam. Her bitkinin ne zaman nasıl kullanılacak? Anladım. Biz senin istediğine hemen ulaşamazsın. Mesela bu dönemde hocam... Saçların beyazlamasını önlemek için, sizin maşallah saçlar gayet iyi beyazlamamış. Saçların beyazlamasını önlemek için mevcut bir ürün var mıdır? Ya da bunu azaltmak için hocam, sevgi göndermişler size. Yani Zade Vital'in çörek otunun birkaç tane formu var. Hem sıvı formları hem de kapsül formları var. Bunun dahilen ve haricen özellikle şampuanlarınıza, vücut yerlerinize karıştırarak kullanıldığı zaman çok başarı elde edeceğimiz cold press yağlarımız var. Yani işte Malatya'nın kayısısı, işte Akdeniz'in bademi, Karadeniz'in fındığı, Osmaniye'nin yer fıstığı gibi. Yani bizim Anadolu'da muhteşem bir tohum kültürümüz var hocam. Bunların gerçekten çok faydası olduğuna inanıyorum. Özellikle çörek otunda siyah pigmentler var. Boya pigmentleri var hocam, siyah olan. Dolayısıyla birçok doktor arkadaşımızın da bu anlamda yaptığı çalışmalar var. Dolayısıyla ben onları önemsiyorum. Yani şeyde saçlarda ama... Çörek otu ya öneriyoruz. Sanıyorum eklemler için de bir soru vardı. Eklemler için de çörek otu değil mi? Eklem ağrıları için de gene çörek otu. Tabii yani bu söyledim tabii ki ama burada en önemli danışmanlığı eczacılarımız yapmalı. Yani evet bugün saçımız mı yani saçımız ağarmasın mı? Eczacı gerçekten bilgili. Eczacımıza danışabiliriz. Bizim bitkisel ürünlerde Zade Vital'in Türkiye'de ilk yaptığı şey hocam 7/24 bir doktorumuz var. Yani medikal müdürümüz var. Ne zaman isterseniz medikal müdürümüze soru sorabilirsiniz ve bu soruların cevaplarını hem medikal doktorlardan hem de eczacılardan bilgi alarak sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla eğer kullanıcılarımız doktor ve eczacılarımıza danışırlarsa son derece başarılı olur. Ben bu eklem sağlığı için yeni çok güzel kolajenler yapıyor Zade Vital grubu. Gerçekten kolajenler hem güzellik için hem yaşlanma için hem eklem sağlığı için çok önemli. Yine bizim kurkumin zerdeçalımız var hocam. Yani vücudu güçlendiren yani strese yol açan bu tüm diş etkenlerden ve birçok ışınlardan, kimyasallardan insanı koruyan bağırsakta emilimi çok daha kuvvetli olan 185 kat daha güçlendirilmiş bir emilime sahip bir ürünümüz var. Bu da çok önemli bir ürünümüz. Bunu da kullanabilirler eczacılar. Şimdi bayanlar sürekli gençleşmek ister. Küçük bilmiyorum vaktimiz var mı? Bir hikaye vardı. Bir şehirde erkekleri kadınları evlenme vaadiyle kandırırmış fakat evlenmezmiş. En son artık hakim erkekleri yakalıyor ve işte onlara ceza verecek ama gidip hakimin kulağına bir şey söylüyor. Yani sanıklardan biri. Hakim de diyor ki yok diyor. Davayı devam ettiremiyor. Ne söylüyor? Diyor ki içlerinden diyor ya en çirkin kadın kimse diyor. O yani bir kadın hiçbir zaman çirkin olduğunu o diyor çıksın ortaya gibisinden. Hiçbir zaman kadın hep güzelleşmek istiyor. Siz şimdi yere sormuşlar cilt kırışıklıklarına engel olan bir ürününüz var mı? Ebru Hanım da cevaplamış ama sizden de dinleyelim cilt için. Evet yani ben 10 yaş gençleştirmiş. Antep'ten eczacımız Funda Hanım var. Yine İzmir'den Filiz Hanım var eczacımız. Yine buradan görüyorum Harika Hanım var eczacılarımız. Gerçekten eczacılarımız bu anlamda çok bilgililer. Ama bu arada arkadaşlar Nikopen demiş. 2-3 dakikamız varmış hocam. Tekrar mı açacağız? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Olur tekrar açalım isterseniz. Çok soru geldi. Olabilir. Hayır, gene hocam. Buradan devam edelim. Çünkü yoga vakfının programını bilmiyorum. 2-3 dakika vardı. Eczacılarımız da katıldılar sağ olsunlar. Ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Diyetisyenimiz var Zuhal Hanım. Gerçekten çok da güzel şeyler yazdılar. Şey sormuşlar, aspirin yağı kullanıyorum. Hindistan ceviz yağını hiç kullanmadım. Aspirin yanında Hindistan cevizi yağı da kullanabilir miyim gibi bir soru gelmiş. Evet hocam, aspirin yağı, yes. Hindistan cevizi yağ egzersiz sırasında ve metabolizmayı hızlandırma ve yağ yakımına destek olan çok önemli ürün ve çok başarılı hikayemiz var ve
diyetisyenlerimizin en önemli zayıflamada verdikleri ve %100 doğal yan etkisi olmayan ürün ve çok başarılı bir ürünümüz hocam. Ve Türkiye'de ilk yapan evet, firma hocam. Biz evet. Tekrar açalım o zaman. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Tamamdır. Tamam, tamam. Hocam. Görüşmek üzere. Tamam. Siz bunu yayınlayın.